Buz gibi. Bugün pazar değil biliyorum ama arada bir böyle sürprizler yapmayı seviyorum. Pazar günlerinin oturmuş bir formatı var. Zaman zaman bu formatta küçük bazı değişiklikler yapsam da genel olarak sanattan, tasarımdan ve teknolojiden bahsetmeye devam ediyorum. Pazar günleri arka planda ve üstümde böyle beyaz giymeyi tercih ettiğimi biliyorsunuz. Ama son videolarımda belki fark etmişsinizdir. Böyle beyaz, çok parlak bir beyaz olduğu zaman insanlar özellikle gece videolarımı izlerken gözlerinin rahatsız olduklarını söyledikleri için son videolarımda biraz o pür beyazdan daha yumuşak tonlara doğru renk paletimi yumuşatmaya başladım. Yeni kullanmaya başladığım kameranın da etkisiyle. Ve işte bu görsellik ve içerik formatıyla 2018'de de video hikayelerimi devam ettirmek gibi bir niyetim var. Bir yandan da aklımda 2018'de yapmayı düşündüğüm bir takım yeni projeler var. İşte mesela bu videoda ve daha önce yayınladığım kamera arkası videosunda olduğu gibi bu kanalın mutfağına dair bir takım şeyleri de paylaşmak istiyorum. İşte bu bağlamda bugün konuşmak istediğim konu kanalımın kategorisi. Kanalımın kategorisini nasıl ve neden seçtim? Şimdi sıradan bir YouTube izleyicisi için bunun görmediğiniz bir şey kanalın kategorisi. Ne önemi var diye düşünüyor olabilirsiniz. Haklı da olabilirsiniz. Ama ben bu kanalı oluşturmadan önce acaba hangi kategoriye koysam diye epeyce bir düşünmüştüm. Ve düşünme mekanizmasının arkasında yatan sebepleri sizinle paylaşmak istiyorum. Onun için de gelin beraberce YouTube'un hangi kategorileri bize seçenek olarak sunduğuna bir bakalım. Şimdi YouTube'un akademisi var. YouTube Akademi adında YouTuber'lara, YouTube'da içerik üreticilere bir takım tavsiyelerde bulunan bir yer burası. Ve buradaki kategorilere baktığımız zaman işte otomobil ve taşıtlar, güzellik ve moda, komedi, eğitim, eğlence, aile eğlencesi, film ve animasyon diye birçok kategori görüyoruz. Aslına bakarsanız benim kanalımın içerikleri bu kategorilerden pek çoğunun altına girebilir. Mesela bilim ve teknoloji kategorisi. Benim bu kategoriyi seçmeme sebebim kendimi bilim konusunda çok yetkin hissetmemiş olmam. Hoş, yani YouTube'da içerik üretiyoruz sonuçta. Burada bilim kategorisinde içerik üretmek için bir bilim insanı olma şartı aranmıyor tabii ama yine de mümkün olduğu kadar teknoloji tarafındaki içerikleri üretmeye çalışıyorum. Konunun teknoloji boyutunu vurgulamaya çalışıyorum. Yine de bilimsel araştırmaları da mümkün olduğu kadar savunduğum tezi veya aktardığım konuyu anlatırken elimden geldiği kadar paylaşmaya, araştırmaya çalışıyorum. Gezi ve etkinlikler diye bir kategori var. Tabii zaman zaman ben de seyahatler yapıyorum. Bu seyahatlerde yaptığım çekimleri kurgulayarak vlog formatında yayınlıyorum. Aslına bakarsanız bir yandan da kişiler ve bloglar diye bir kategori var. Ona da girebilir. Gezi ve etkinlikler kategorisine de girebilir bu tür içerikler. Her halükarda bu konuda yaptığım içerikler benim kanalımın tamamını belirleyecek kadar baskın değil ve ileride de o kadar baskın olması gibi bir hedefim yok. Eğlence ve komedi kategorileri muhtemelen Türkiye'deki bir de oyunla birlikte en güçlü, en etkin, en popüler kategoriler. Ve yine muhtemelen bunları tarif etmek de epeyce zor. Çünkü insanların mizah anlayışları, neye güldükleri de çok tartışmalı bir konu aslına bakarsanız.
prank denilen işte bu eşek şakalarını yaparak da insanları güldürebilirsiniz. Ya da sizi eğlendiren, hoşça vakit geçirten bir takım filmlerden, dizilerden de bahsedebilirsiniz. Tıpkı benim kanalımda zaman zaman yaptığım gibi. Dolayısıyla benim kanalımdaki o tür videolar bir yönüyle eğlence kategorisinin de altında değerlendirilebilir. Eğlence kelimesi İngilizceden çeviri, orijinali entertainment. Dolayısıyla benim Kara Ayna, Black Mirror'dan bahsettiğim bir bölüm teknik olarak eğlence endüstrisi tarafından üretilmiş bir TV gösterisinin bir bölümü olduğu için dolayısıyla eğlence kategorisinde bir içerik üretmiş oluyorum. Öte yandan bir de filmler ve animasyonlar diye bir kategori var. Buna girmiyor mu? Hayır, girmiyor. Çünkü filmler ve animasyonlar içerik üreticisinin çektiği filmler ve animasyonları anlatıyor. Bu yönüyle çekmiş olduğum web dizisi Scarecrow, Korkuluk aslında film ve animasyon kategorisine çok uygun bir aday. Bu film ve animasyonun bir başka benzer örneği de müzik kategorisi. Müzik kategorisinde içerik üretenler de aslında müzik üretiyorlar, şarkı üretiyorlar ve bu şarkıları paylaşıyorlar. Ki herhalde oyun ve eğlence kategorilerinden sonra ya da onunla birlikte en popüler, en çok izlenen videolar müzik videoları. Ben her ne kadar henüz özgün bir müzik üretmemiş olsam da, tabii şimdilik, elektronikten caza, klasik müzikten popüler müziğe kadar ya da rock müziğe kadar pek çok farklı türleri çok severek dinlediğim için bunlarla ilgili paylaşımlar mı diyelim artık, analizler mi diyelim, çeşitli video içerikler yayınlıyorum ama dediğim gibi müzik kategorisinin altında bunları da değerlendiremeyiz. Neyse efendim, uzun lafın kısası benim hemen hemen bütün kategorilerle uzaktan veya yakından ilişkili olabilecek bir takım içerikler ürettiğimi söyleyebilirim. Peki bütün bunlar yerine neden eğitim kategorisini seçtim? Bu konuyu birazcık daha iyi anlatabilmek için geçenlerde okuduğum bir haberi paylaşmak istiyorum sizinle. Apple'ın CEO'su Tim Cook Londra'daki bir özel okulu ziyaret ediyor. Çünkü Apple'ın sahiplendiği ve okullara da tavsiye ettiği "Herkes kod yazabilir" başlıklı bir müfredat var. Sanırım bu özel okulda o müfredatı uygulamaya geçirmek için bir hareket başlatmış ve bunun başlangıcı için de, lansmanı için de Tim Cook'u davet etmişler. Ne şanslı okul, Tim Cook'u davet ediyorlar ve o da oraya konuşma yapmaya gidiyor. Tabii muhtemelen okuldaki bütün öğrencilere iPad almışlar, o tabletleri vermişler. Zaten o tabletleri, iPad'leri üreten firma Apple çok yakında dünyanın ilk 1 trilyon dolar değerindeki şirketi olacak. Tarihteki en değerli şirket, zaten şu anda da öyle ama 1 trilyon dolar gibi psikolojik bir sınır var. Onu da aşacak. Böylesine değerli bir şirketin hizmet verdiği ya da ürün ürettiği kategori ne? Eğitim değil, teknoloji. O zaman gerek günümüzün ve gerekse geleceğin de en önemli, en çok vurgulanması gereken kategorisinin teknoloji olması gerekmez mi? Evet, ben sanat, tasarım ve teknoloji temalarını, konularını anlatıyorum ama kendime ana kategori olarak teknolojiyi belirlemedim. Şimdi Tim Cook o okulda, o özel okulda yaptığı lansman konuşmasında çok önemli bir takım mesajlar veriyor. Bunlardan benim ilgimi çekenlerinden bir tanesi şu. Diyor ki, teknolojinin aşırı kullanımına inanmıyorum. Eğer teknolojiyi sürekli kullanırsanız başarıya ulaşacağınızı da söyleyemem. Biraz İngilizceden çeviri olduğu için cümleler garip geliyor kulağa ama tekrar ediyorum. Teknolojinin aşırı kullanımına inanmıyorum. Eğer teknolojiyi sürekli kullanırsanız başarıya ulaşacağınızı da söyleyemem. Yani aslında biraz önce sorduğumuz sorunun, hani günümüzün ve geleceğin en önemli konusunun teknoloji olmadığını dünyanın en değerli teknoloji şirketi bize söylüyor. Zaten bu teknoloji şirketlerinin özellikle başında, o geminin dümeninde duran kaptanlar, CEO'lar, siz de duymuşsunuzdur, kendileri, kendi ailelerinde veya kendi çocuklarında teknoloji kullanımını kısıtlayan kişiler aynı zamanda. Steve Jobs'ta da, Bill Gates'te de bunun örneklerini görebilirsiniz. Her ne kadar Tim Cook'un bir çocuğu yok ama onun da yeğeni var ve yeğenine teknoloji konusunda sınırlamalar getirdiğini ya da tavsiye ettiğini söylüyor ve bilhassa da sosyal medya konusunda. Peki bu garip bir tezat gibi gözükmüyor mu? Hatta bunu benim şu anda teknolojik bir araçla, teknolojik bir sosyal medya ortamından söylüyor olmam bile size tezat gibi gözükebilir ama bence öyle değil. Sonuçta bu şirketlerin ürettiği ürünlerin, yazılımların ya da platformların, sosyal medya gibi platformların birer teknolojik araç olduğunu akıldan çıkarmamak lazım. Bir teknolojik platform, bir sosyal medya mecrası olarak YouTube'da, oradaki videoları izlememizi sağlayan cep telefonları da sadece bir araç.
Peki neye aracılık etmeli bu araçlar? İşte benim bu kanalı oluştururken en çok cevap aradığım soru bu olmuştu. Neye aracılık etmeli? Ve ben kendi cevabımı eğitim olarak verdim. Bence teknoloji bizimle eğitim arasında bir aracı olmalı. İşte o yüzden ister teknoloji, ister sanat, ister tasarım konusunda veya gezi, seyahat konularında içerik üreteyim, ne yaparsam yapayım, ürettiğim içerikleri düşünürken ya da şimdi olduğu gibi aktarırken hep aklımda kanalın o kategorisi, o üst başlık, eğitim başlığı sürekli olarak yanıp sönüyor. O başlığın altını ne yaparsam tam olarak doldurabilirim. Çünkü nerede olursanız olun, hangi yaşta olursanız olun, en çok ihtiyaç duyduğumuz şey şimdi ve daima hep eğitim olacak. Herhangi bir konudan bahsederken belki size bilgi veriyor olabilirim ama o bilgiyi bile kuru kuru vermemek lazım. Çünkü eğitim sadece bir bilgi aktarımından ibaret değil. Bu çok dar bir çerçeve, çok dar bir tanım olur. O bilginin bizim hayatımıza dokunması, hayatımızın bir parçası haline gelmesi ve pozitif yönde değiştiriyor olması lazım. Bu iletişimin bir eğitim içeriği haline dönüşebilmesi için. Ve şu anda aslına bakarsanız belki de teknolojik araçlar sayesinde tarihte hiç olmadığı kadar şanslı bir dönem yaşıyor insanlık. Biliyorsunuz yabancı dil öğrenimi konusuna ben çok önem veriyorum ve size bu konuyla ilgili de çok sık içerikler üretmeye çalışıyorum. Şu anda yabancı bir dili öğrenmek teknolojik araçlar sayesinde çok daha kolaylaşmış bir durumda ve mesela bir İngilizceyi öğrendiğinizde bir anda dünyada İngilizce konuşabilen 1,5 milyar insanla potansiyel olarak iletişime geçebilme şansını yakalıyorsunuz. Ya da mesela kodlamayı mı öğrenmek istiyorsunuz? Son dönemde yine popüler olmaya başlayan bir dil çeşidi olarak kodlamayı mı öğrenmek istiyorsunuz? Bununla ilgili de pek çok ücretli ücretsiz araç içerik var. Bunları kullandığınız zaman bu kez dünya nüfusuna potansiyel olarak 7 milyar insanın hayatına dokunabilecek bir dili öğrenmiş ve o dille bir şeyler üretmeye başlamış oluyorsunuz. Yani aslında sizler de birer bilgi üreticisi ve potansiyel olarak bir eğitim kategorisi içeriğinde bir şeyler yapan, bir şeyler üreten insanlar haline dönüşüyorsunuz. İşte bu yüzden eğitim çok önemli. Ve yakın zamanda 1 trilyon dolarlık bir değere ulaşacak dünyanın en değerli kabul edilen şirketinin başındaki kişi o yüzden diyor ki eğitim dünyanın en büyük eşitleyicisi. Çünkü o kişi de biliyor ki şu anda dünyanın bir yerlerinde bir kişi onun yerini yani dünyanın en değerli şirketinin yöneticisi koltuğunu doldurmak üzere kendini eğitiyor. Bakın kendini eğitiyor diyorum çünkü ancak ve ancak diğer tüm kategorileri bir kenara bırakıp önceliği, birinciliği eğitim kategorisine verip kendisine sunulanlarla yetinmeyip kendi kendini daha iyi eğitim almak için yetiştiren insanlar ancak böylesine değerli bir şirketin ya da bir kurumun ya da bir pozisyonun yerini hakkıyla doldurabilir. Ve dünyanın geleceğinde etkili bir şeyler yapabilir. İşte böyle, işte bu yüzden ben kanalımın kategorisi olarak eğitimi seçtim. Ve kendimi pek tutamıyorum. Sanat, tasarım, teknolojinin çerçevesinin içine zaman zaman sığamıyorum. Şimdi olduğu gibi işte kamera arkası videoları, seyahat ettiğimde vloglar, farklı farklı kategorilerde farklı denemelerle aslında ben de kendi kendimi aşmaya ve sizler için, siz izleyiciler için daha değerli ne üretebilirim, bilginin de ötesinde bu eğitim üst başlığının altını nasıl doldurabilirim diye sürekli kendimi yenilemeye, geliştirmeye çalışıyorum. Bugün bu videoyu hazırlamamı sağlayan, bu bir bonus video çünkü, buna vakit ayırma imkanını bana sağlayan bir de sponsorum var. Ve üstelik bu sponsorun eğitimle ilgili yaptığı çok da güzel bir çalışma var. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum şimdi. Çünkü sizlerin de ilgisini çekebilecek bir etkinlik düzenliyorlar. Bir eğitim fuarı. Yılda iki kez, her yıl Ekim ve Mart ayında yurt dışındaki üniversitelerin ya da prestijli okulların temsilcilerini Türkiye'ye bu fuara davet ediyorlar. Bu temsilciler de gelerek belli bir program dahilinde kendi sundukları imkanları söyleşilerle, panellerle, katılımcılarla paylaşıyorlar. Hatta bu fuara özel indirimler, burslar gibi bir takım fırsatlar da sağlıyorlar. Dolayısıyla eğitim konusunda önünüzde bulunan seçeneklerin sayısını arttırmak, farklı yurt dışı alternatiflere de bir göz atmak isterseniz eğer
1-7 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan bu yurtdışı eğitim fuarına katılmanızı tavsiye ederim. Ayrıntılı bilgi için www.akare.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Açıklamalar bölümünde de tıklanabilir linkini paylaşacağım. Böylece eğitim konusunda size sunulanların, önünüzdeki seçeneklerin dışındaki alternatifleri de görerek en azından hayallerinize doğru bir adım daha atmış olursunuz. Oh be, bugün de eğitimle ilgili üst başlığın altını doldurabilmek için en azından bir çaba sarf etmiş oldum. Artık bundan sonra önümüzdeki maçlara, önümüzdeki videolara bakacağız. Pazar günü görüşmek üzere.